çok farklı bir duygu. Suya giriyorsunuz, tamamen hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Yukarıda ne oluyormuş, hiçbir şey. Direkt balıklarla birliktesiniz, yüzüyorsunuz. Onun sessizliği, hatta balıklarınız çıkarttığı sesler bile çok daha farklı geliyor suyun içinde. Benim çevremde herkes diyor ki çok tehlikeli bir iş yapıyorsun, böyle bir şey yapma şeklinde konuşuyorlar ama yani bu benim seçimim, benim hoşuma gidiyor. Yani tehlikeli olsa bile yaparım. Ben üniversitede su ürünleri mühendisliğinden mezun oldum. Daha sonra yurt dışında staj olarak Yunanistan'da Archipelago Enstitüsü'nde çalıştım. Orada da denizel biyolojik üzerine çalıştım. Daha sonra orada bir sene çalıştım. Daha sonra buraya geldim. Burada da daha önce junior akvaryist olarak başladım. Sonra da ana tank sorumlusu oldum. 4500 metreküplük su alanı bulunmakta. İçinde gördüğünüz gibi arka taraf ana tankımız oluyor. Çeşitli Akdeniz, Marmara'dan gelen balıklarımız, yurt dışından da transfer ettiğimiz balıklar bulunmaktadır. Burada ana tankın balıkların beslenmesi, onların su kalitesi, bütün bu işlerinden ben sorumluyum. Su ürünleri mühendisi genel tanımı çok geniş bizim ülkemizde. Bildiğiniz üzere akvaryumda çalışabiliyoruz, balık çiftliklerinde çalışabiliyoruz, su kalitesi laboratuvarlarında çalışabiliyoruz. Su ile ilgili gelen aklınıza her şeyde çalışabiliyoruz. Çünkü kimyasal analizleri, fiziksel kimyasal biyolojik analizleri yapabiliyoruz. Balıkların doğal ortamlarına adapte olabilmesi için eğitim aldık. Her türlü suyla ilgili olabilecek, hatta size söyleyeyim, damacana sular vardır. Onların analizlerinde bile biz çalışabiliyoruz. Su kalitesi laboratuvarlarında, her yerde çalışabiliyoruz. Suyun altına girdiğinizde tamamen farklı bir ortam. Suya girdiğiniz andan itibaren o suyun fokurtu sesi bile sizi böyle cezbediyor. Yani benim açımdan cezbediyor. Sonra suyun altına giriyorsunuz, balıkları beslediğim zaman da onların çıkarttıkları yem sesleri. Hatta böyle beslemeye çağırırken bazı balıklarımızın özelliği var. Birbirlerini çağırmak için ses çıkartıyorlar. Direkt onların sesleri direkt çok güzel bir duygu. Suyun içinde farklı bir ortamdasınız zaten. O hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Sadece balıklar ve su yetiyor. Hani bu işten bırakırsam zaten hani ileride kendi akvaryumumu kurmayı düşünüyorum. Hani evde akvaryum şeklinde bir şey düşünüyorum. Ama hani suyla öyle bir hastalıktır ki bir hangi dalgaca sorarsanız sorun, sudan çıktıktan sonra hani bir şey sus sizi çağırıyor. Her dakika suya girmek istiyorsunuz. Öyle bir özlem doluyor insanın içinde. Altında güvenliğimizi sağlamak. Zaten bizim beyinle birlikte iki tane de dalış arkadaşımız geliyor. Hani ben beslerken yanıma çok yaklaşmıyorlar. Çünkü köpek balıkları o zaman yanıma gelmiyorlar. Onlar da hani dışarıdan gözlem yapıyorlar. O şekilde hani herhangi bir olayda direkt müdahale etmek için.
Burada çok tehlikeli türlerimiz var. Kum kapkalının köpek balığımız var. Santagra olarak geçiyor. Her zaman diş değiştirmekte ve genelde saldırısından kurtulan yok açık denizlerde. Direkt ölümle sebep oluyor. Ama biz akvaryumumuzda genelde onları hep tok tutmaya çalışıyoruz. Hani onlar zaten bize gelmeden önce bir akvaryuma adapte olmuş balıklar şeklinde geliyorlar. Daha önce bir karantina seviyeleri duruyorlar. Hani biz de burada elimizde geldiğince hani aklınıza hiç uyuşturucu ilaç falan gelmesin. Hiçbir şekilde bunları kullanmıyoruz. Hani doğal ortamlarında avlandıkları kadar bizim akvaryumumuzda da avlanıyorlar zaten. Onlar için ekstra balık da getiriyoruz. Ama her halükarda biz de besliyoruz haftada iki gün olmak üzere. Ayrıca stingray'lerimiz var. Büyük botozlar arkamdan geçer görürsünüz. Onların da tehlikeli olan kısımları kuyruklarında bulunan iğneleri. Hani onları da yani tırnak gibi düşünün. Biz kestikçe onlar uzuyor. Onları işte belirli zamanlarda kesiyoruz. Ona göre var. Hemşire köpek balığı var. Onun da dişleri zararlı. Yani o da direkt vakumlayarak çekiyor eli. Ona göre de işte kullandığımız çelik eldivenler var. Bu şekilde beslemeleri yapıyoruz. Havaya da suya giriyoruz. Sığ havuzlarımız var. Suyun içinde hava tutuyoruz. Ya da ses şıngıraklarımız var. Ses de adapte etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde balık bize alışıyor. Belli bir zaman sonra elimize geliyor. Bu şekilde mesela ana tankta koyduğumuz bütün balıklar beni tanıyorlar. Besleme zamanlarını biliyorlar. O zaman da besleme yerine geliyorlar. Mesela ses sayesinde ya da başka metotlar da var. Renkli plakalar tutuyoruz. Renkli plakayı gördüğünde balık bize geliyor. O da demek ki onun beslenme zamanı oluyor. Bunu almıyor. Yani bu şekilde yetiyoruz. Hani insanlar derler balıkların hafızası yoktur diye de hepsinin var. Çok da zekiler yani. Hepsi benim için eşit ama en tatlı olanlar derseniz bu çift başlı rinopteralar var görürsünüz besleme sırasında. Direkt yapışıyorlar besleme sırasında insanın kafasına yemek 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 diye bağırıyorlar neredeyse. Ve çok farklılar yani. Başta burası açıldığında insanlar tünelden geçerken bunlar köpek balığı mı maket mi diye soruyorlardı. İnsanlar alışamamıştı. Ondan sonra yavaş yavaş hani insanların da alışmasıyla duydukça köpek balığına korkuyorlar. Başta hani ben giremem ben dokunamam yapıyorlar ama hani yavaş yavaş insanlar da alışıyorlar. En azından insan, hiçbir yerde köpek balığı görülme şansları yok. Tamam televizyonda, gazetede, internette görürsünüz ama gerçek canlı şekilde görme şansı yok akvaryumlar dışında. O insanlar için çok avantaj. Türkiye'de sayılırım hani toplasak 60 kişi yokuz bu mesleği yapan. Zaten iki akvaryum var. Hani bizden çıkanlar, çalışanlar. Küçük akvaryumlara herkes bakıyor ama hani bu şekilde çalışan yok sanırım.